Bir zamanlar kimsenin hatırlamadığı bir şehirde, kimsenin adını hatırlayamadığı yaşlı bir adam yaşarmış. Tek başına yaşadığı evinde ilginç buluşlarını da eklediği çok özel oyuncaklar yaparmış. Ama sadece çocukları değil, büyükleri de şaşırtan bu oyuncakların hepsinin birer faydası varmış. Hele bir tanesi onun için çok önemliymiş. Gün gelip de savaşların ve acıların yaşandığı kötü bir dönemde işte o oyuncağı yapmış. O günden sonra tozlar altında unutulan bu oyuncak ta ki iki çocuk onu bulana dek hep gizli kalmış. Kız, bak burada bir şey var. Ne yapıyorsun Aycan? Dikkat et, düşeceksin. Bu da ne böyle? Bu çok eski bir şeye benziyor. Evet, çok eski bir şey sanırım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Üzerinde bir şey de yazmıyor. Sadece tuhaf şekiller var. Ne olabilir ki acaba? Neydi o öyle? Ne oldu bize? Bilmiyorum. Çok tuhaf bir oyuncağa benziyordu. Onu da nereden çıkardın? Akıllım, baksana, açılan yerden bir yazı çıktı. Temel ilkeler yazıyor. Herhalde bu oyunun kurallarından bahsediyor. Olabilir mi acaba? Belki de başka bir şeydir. Dokunmamamız gereken bir şey. Daha kötü ne olabilir ki? Bir tür oyun belli ki. Şu şekilleri basmayı deneyeceğim ben. Ben korkuyorum, basma Aycan. Basmayayım mı? Çok korkaksın Aykız. Tamam, o zaman sen bas. Ne yaptın Aycan? Yardıma gelin. Burada yaralı yaşlı biri var. Siz onu ambulansa taşıyın. Ben yardım getirmeye gidiyorum. Ama biz... İyi ya işte. Siz Kızılay'dan değil misiniz? Biz Kızılay görevlisi olmuşuz. Çocuklar, tebrik ederim. Siz Kızılaycılar'da olmasa ne yapardık bilmiyorum. Bu yaptığınız tam bir insanlık. Neler oldu öyle? Geri döndük. Ama nasıl? Sanırım kutu bize bir görev vermişti ve nasıl oldu bilmiyorum ama biz o görevi başardık galiba. Görev mi başardık? Ne yaptık ki biz? Ay kız bak, en son dokunduğumuz yerde bir yazı belirdi. Oo, insanlık yazıyor. Yani doktorun dediği gibi insanlık. Baksana, ortadaki temel ilkeler yazısının üstünde Kızılay amblemi varmış, fark etmemişiz. Demek ki biz birer Kızılaycı olmuş ve Kızılay temel ilkelerinden birini gerçekleştirmişiz. Wow! Oyunun kurallarını şimdi anlıyorum. Oyun ve kural önemli değil Aycan. İkimiz işbirliği yapıp yaşlı bir adamın hayatının kurtulmasına yardım ettik. Bence diğer görevleri başarmak için hemen temel ilkeler serüvenine geri dönmeliyiz.
neden olmasın? Yalnız şey, yani sen hani korkuyordun? Artık korkmuyor musun? Evet, ne demezsin, çok korkuyorum. İşte bu yüzden sıra sende. Ay kız, sanırım bir minibüsün içindeyiz. Evet Aycan, burada bir sürü paket var ve üzerinde gıda malzemesi yazıyor. Ben çözdüm. Birilerine yiyecek yardımı götürüyoruz. Aycan sen gerçekten çok zekisin. Nasıl anladın? Akıllım, zekiyim tabii. Bırak şimdi dalga geçmeyi. Yavaşladık. Yardımı bize getirin. Zuzumbular bizim düşmanımız. Hayır! Bize getirmelisiniz. Asıl bizim ihtiyacımız var. Onlar bizim düşmanımız. Bence iki tarafın da yardıma ihtiyacı var. İki gruba ayrılıp tüm ihtiyacı olanlara ulaşalım. Bak ay kız, Gagambalı ve Zuzumbulular birbirleriyle geçinemeyen iki farklı gruptu. Ama iki tarafın da yardıma ihtiyacı vardı. Biz de Kızılaycılar olarak taraf olmadan iki gruba da yardım ulaştırdık. Yani bu ilke... Tarafsızlık! Aycan ben buldum! Tam ben söyleyecektim, sözümü kesti. İşte bak, bir diğer temel ilke de tarafsızlıkmış. Ne kadar da doğru bir ilkeymiş. Gittikçe ilginç bir oyun olmaya başladı bu ay kız. Evet, gittikçe de faydalı olmaya başladık. Bakalım sırada ne var? Bu sefer ben basacağım. Tamam. Aycan, burada bir sürü çocuk var ve hepsi de bize bakıyorlar. Ay kız bak. Hiçbir şey anlamadım. Ben çözdüm sanırım. Deprem bölgesindeki çocukları mutlu etmek için onlarla oyun oynayacağız. Aa, evet, doğru. Sana daha önce zeki olduğumu söylemiştim. İyi de her çocuk birbirinden çok farklı. Buna ne diyorsun bakalım zeki çocuk? Kolay. Her biri farklı dinden ve milletten. Biz ayrım gözetmeden hepsiyle ilgileneceğiz. Bu sefer de ben çözdüm ilkeyi. Gerçekten çok zekiyim. Diğer bir ilke ayrım gözetmemek. Sıra bende. Şimdi ne olacak? Burada yardımları göndermek için paketleyen Kızılaycılar var. Başarmamız gereken bir görev olmalı. Buldum. Tüm Kızılay görevlilerine gönüllü olarak yardım edeceğiz. Hep birlikte gelen yardımları paketleyeceğiz. Görevimiz gönüllü olarak yardımcı olmak. Tamam da neden yüksek sesle bağırıyorsun ay kız? Biraz heyecanlandım galiba. Ama bu sefer temel ilkelerden birini de ben çözdüm. Tebrikler. Madem öyle, bu temel ilkenin adı ne diyoruz? Gönüllülük! Sanırım 3 görevimiz kaldı. Nereden biliyorsun? Çok zekisin ama dikkatli değilsin. Her bir görevi yerine getirdikten sonra... O parçada yeşil ışık yanıyor. 4 tane yeşil ışık yandığına göre geriye kaldı 3 parça. Aycan, sana matematik dersi de mi vermemi bekliyorsun zeki çocuk? Hadi bakalım,
Yeni görevler bizi bekler. Merhaba, ekibe nereden katılıyorsunuz? İngiliz Kızıl Aç ekibindeniz. Pakistan'daki sel için yardıma gidiyoruz. Kızıl Aç mı? Evet, Kızıl Aç. Her ülkenin bir Kızıl Ay ya da Kızıl Aç derneği vardır. İngiltere'de de İngiliz Kızıl Aç'ı var. Şimdi birlikte Pakistan'a gidip yardım yapacağız. Sen nereden biliyorsun tüm bunları? Abim yurt dışındayken kasırga olmuş. Kızılay gibi o ülkenin Kızılaç'ı da hemen yardıma koşmuş ve abimle arkadaşlarına yardım etmiş. Anladım. Kızılay ve Kızılaç dernekleri uluslararası, hatta evrensel yardım kuruluşları o zaman. Biraz dinlenelim mi? Çok yoruldum. Ben de, ama çok önemli işler yaptık. Bu yüzden yorgunluk hiç de önemli değil. Aycan! Aycan neredesin? Aycan! Aykız! Aykız! Çorba mı? Evet, yemek kuyruğunda bir sürü insana çorba dağıttım. Çorba da çok güzel kokuyordu. Kızılay çorbasıymış. Çok da lezzetliydi. Sen neredeydin? Ben de yaşlı ve kimsesizlere yardım paketi dağıttım. Ayrıca evlerin birinde yeni doğmuş bir bebek vardı. Annesine sevgi bohçası verdim. Yani ikimiz de yardım yapıyorduk. Ama neden bu sefer farklı yerlerdeydik? Dur bir dakika. Kutuda bir yazı beliriyor. Birlik. Birlik mi? Ama biz ayrıydık. Sanırım ben anladım. Ayrı yerlerde bile olsak aynı amaçla birlik içindeydik. İhtiyacı olan insanlara yurdun farklı yerlerinde yardım etmemiz gerekiyordu. Biz de bu yüzden ayrıldık. Ayrıca ülkenin farklı yerlerinde de olsak ikimiz de Türk Kızılay'ının çatısı altında çalıştık. Hatırlasana, Kızılay haftasında da her ülkede tek bir Kızılay olabilir diye anlatmışlardı. Bu arada, ay kız, kutuda son bir görev kaldı. İyi ya, ne duruyoruz, basalım. Durun! Daha ileri geçemezsiniz. Geçemez miyiz? Ama orada yardım bekleyen insanlar var. Biz gıda yardımı getirdik. Burası bizim ülkemiz. Gidin buradan. Tamam. Yardım paketlerimizi dağıtıp hemen gideceğiz zaten. Gelin arkadaşlar. Durun! Yardım yapmanıza izin vermiyorum. Bana bakar mısın sen bana? Biz Kızılay olarak ayrım gözetmeden, tarafsız bir şekilde, birlik içinde, gönüllü hizmet veren bir yardım hareketiyiz. Yardım için hiçbir engel tanımayız. Kızılay insanlık için çalışır. Evrenseldir ve bağımsızdır. Yürüyün arkadaşlar.